Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Bayliğin, Ziegler ve Barnard tarafından yazılmış olan Genel Matematik kitabının 54. sayfasındaki alıştırmalara bakacağız. 1 ile 8 arasındaki sorulara baktığımız zaman burada bazı denklemler, eşitlikler verilmiş. Bu eşitliklerin grafiklerini nokta nokta çizimini kullanarak yapınız demiş. Bu oldukça kolay bir soru. Şöyle ki, bizden istenen şey bunların noktalarını belirleyerek, bu denklemlerin noktalarını belirleyerek, bu noktalara bakarak grafiği oluşturmak. X eşittir y kareyi mesela ne yapalım? Ele alalım. X eşittir y kare ile çizmeye başlayalım. X eşittir y'nin karesi. Ve nokta nokta demiş, bir tablo oluşturacağım. Bir tablo oluşturayım. Tabloyu oluşturduktan sonra da y'ye değerler vereceğim. Burada x eşittir y kare dediği için arkadaşlar, x eşittir y kare dediği için x y'nin bir fonksiyonu. X y'ye bağlı. Y değiştikçe x değişiyor. Yani burada bağımlı değişkenimiz x. Bağımsız değişken ise y bu şekilde düşünelim. Yani burada x y'nin bir fonksiyonu arkadaşlar, öyle ifade edelim. Ve x'e y'ye değerler verdiğimiz y'ye değerler verdiğimizde x'in alacağı değerleri bularak nokta nokta çizim yapacağız. Önce negatif sayılarla başlayayım. Arkadaşlar mesela x y'ye eksi 3 verdim, x 9 olur. Y'ye eksi 2 verdim, x 4'e eşit olur. Y'ye eksi 1 verdim, x eşittir 1 olur. Y'ye 0 verdim, x eşittir 0 olur. Ve y'ye şimdi de pozitif değerler vereceğim. Y'ye 1 verdim, 1 oldu. 2 verdim, 4 oldu. X karesini alıyorum. 3 verdim, 9 oldu. Tabii ki bu kadar sayıyla, bu kadar değerle tabii ki fonksiyonun grafiğini çizmemiz arkadaşlar mümkün değil aslında. Ama ne yapacağız? Biz burada örnek olsun diye bunu gerçekleştireceğiz. Şimdi x y 0 olduğunda x'e 0 olduğu için zaten bir kere her şey önce orijinden geçtiğini söyleyebiliriz. Y eksi 1 ve 1 olduğu zaman, eksi 1 ve 1 olduğu zaman x'in aldığı değer kaça eşit? 1'e eşit. Yani şu noktalardan geçecek. Noktaları işaretlemeye başladım. X 2 olduğu zaman, y eksi 2 ve 2 olduğu zaman, şurası y ekseni, burası x ekseni. Y 2 ve eksi 2 olduğu zaman fonksiyonun aldığı değer kaça eşit? X'in aldığı değer kaça eşit? 1, 2, 3 ve 4. Tabii biraz küçük herhalde çizmiş olduk değil mi biz bunu? Şöyle kaydırabiliyor muyum? Sorun değil. Neyse sorun değil. Geri alalım. Evet, şimdi gene noktalarımızı yerleştirmeye devam edelim. X kaça eşit oluyor? 4'e eşit oluyor. Y 2 ve eksi 2 olduğu zaman. Şu noktaları da yerleştirdik. Bakın 4'e 2 ve 4'e eksi 2. Şimdi baktığımız zaman bu da aslında bir grafiğini daha sonra isimlerini öğreneceğiz ama şimdiden söylememin bir sakıncası sanırım olmayacaktır. Aslında bu da bir arkadaşlar paraboldür. Ama nasıl bir paraboldür? Bakın x eşittir f(y) şeklinde verildi. X eşittir y'nin karesi şeklinde verilen bir paraboldür. Bu çizmiş olduğumuz grafik. Dediğim gibi sadece belirli noktalar verildiği zaman fonksiyonun grafiğini çizmemiz normalde çok da mantıklı değil. Ama kabataslak çizmeye kalkışırsak bu şekilde çizildiğini söyleyebiliriz. Şimdi
alıştırmalara devam edeceğim. Diğer örnekleri size bırakacağım. 9 ila 14 numaralı problemlerde her bir tablonun bir fonksiyon belirtip belirtmediğini gösteriniz diye söylüyor arkadaşlar. Şimdi bu soruya bakalım. İlk 9. soruya bakalım. Bizden istenen bunun bir fonksiyon olmadığını söylememiz isteniyor. Tanım kümesi 3, 5 ve 7. Bakalım bir fonksiyon olması için bir ilişkinin tanım kümesindeki her bir elemanı değer kümesinde sadece ve sadece tek bir elemanla eşleştirmesi gerekiyordu. Bakarsam 3'ü 0 ile eşleştirmiş, 5'i 1 ile eşleştirmiş, 7'yi 2 ile eşleştirmiş. Tanım kümesinde açıkta eleman kalmamış. Tanım kümesindeki her eleman görüntü kümesinde sadece ve sadece tek bir elemanla eşleşmiş. Doğal olarak bir fonksiyondur diye söylüyorum. 10. soruya baktığımız zaman o da zaten benzer şekilde sadece sayılar değişik. Bakın eksi 1, eksi 2, eksi 3, 5, 7, 9. Her bir eleman, tanım kümesindeki her bir eleman görüntü kümesinde yalnız ve yalnız bir tane elemanla eşleştiği için bu da bir fonksiyondur. Zaten tek numaralı soruları sadece çözersek aslında yeterli olacak gibi. 11 numaralı soruya bakıyorum. 11 numaralı soruya baktığımız zaman tanım kümesinde 3, 4, 5 var. 3, 5 ve 6 ile eşleşmiş. 4, 6 ve 7 ile eşleşmiş. 5 de 8 ile eşleşmiş. Tanım kümesinde açıkta eleman kalmamış. Yani buradaki her bir eleman görüntü kümesinden bir elemanla eşleşmiş. Ancak 3'ün 2 tane elemanla eşleştiğini görüyorum 5 ve 6 ile. Oysa ki sadece ve sadece tek bir elemanla eşleşmesi gerekiyordu 3'ün. Benzer şekilde 4'ün de hem 6 ile hem de 7 ile eşleştiğini görüyorum. Oysa ki 4'ün hem 6 ile hem 7 ile eşleşmesi mümkün değil. Eğer bu ilişki bir fonksiyon olacaksa, o yüzden 11 numaralı soruyu ne yapıyorum? Fonksiyon değil diye cevaplandırıyorum. 13 numaralı soruya geleceğim. Buna baktığımız zaman tanım kümesinde 3, 6, 9 ve 12 sayıları var. 3, 5 sayısıyla eşleşmiş görüntü kümesinden. 6, 5 ile eşleşmiş. 9, 6 ile. 12, 6 ile eşleşmiş. Tanım kümesinde açıkta eleman kalmamış. Her biri görüntü kümesinden bir elemanla eşleşmiş. Ve sadece tek elemanla eşleşmişler. Yani 3'ün görüntüsü 5, 6'nın görüntüsü 5, 9'un görüntüsü 6, 12'nin görüntüsü 6. Evet, mesela 3 ile 6 aynı sayıyla eşleşmiş ama bu bir sorun teşkil etmez. Burada önemli olan 3'ün hem 5 hem de 6 ile eşleşmemiş olması. O yüzden bu bir fonksiyondur diye söylüyoruz arkadaşlar. 3 ve 6'nın, 9 ila 12'nin görüntülerinin aynı olması bir sorun, tekrar ediyorum, teşkil etmiyor. Ne sorun teşkil ediyor? 9'un hem 5 ile hem de 6 ile eşleşmiş olması durumunda bu bir fonksiyon olmayacaktı. Benzer durum 14 içinde, 14. soru içinde geçerli. 14. soruda da baktığımız zaman tanım kümesindeki bütün elemanlar görüntü kümesinde sadece ve sadece tek bir elemanla eşleşmiş. Hepsinin görüntüsü 6 ama her birinin görüntü kümesinde tek bir elemanla eşleşmesi söz konusu olduğu için bu da yine bir fonksiyondur diye söyleyebiliriz. 15 ila 20 numaralı problemlerde her bir grafiğin bir fonksiyon belirtip belirtmediğini gösteriniz diye sormuş. Biz bir grafik verildiği zaman bunun fonksiyon olup olmadığını anlamak için yapmamız gereken şey dik olan, x eksenine dik olan doğrular çizmekti. Ve bu doğruların grafiği sadece ve sadece tek bir noktada kesmesi gerekiyordu hatırlarsanız eğer. Şimdi ben bu şekilde dik doğrular çizeceğim. Ve bu dik doğruları çizdiğim zaman arkadaşlar bakın bunları da kaydırdığım zaman hatta isterseniz birden fazla da çizebilirim. Birden fazla dik doğru çizdiğim zaman bu doğruların çizilen bu dik doğruların
verilen fonksiyonun grafiğini sadece bir kere kestiğini gözlemleyebilirsiniz. Yani daha fazla da çizilebilir arkadaşlar. Önemli olan şey ne? Bu gri ile göstermiş olduğumuz grafiği çizilen doğruya x eksenine dik olan doğrular çiziyoruz ve bu çizmiş olduğumuz doğruların grafiği sadece ve sadece bir noktada kesmesi gerekiyor ki bunun bir fonksiyon olması için. Peki bunun anlamı nedir? Neden bu dik doğruları çiziyorum ben derseniz, bakın ben daha yaklaştırayım ve daha ayrıntılı bir şekilde ifade etmiş olayım. Mesela bir tane dik doğru çizeceğim. Bir tane dik doğru çizeceğim. Nereden geçen? X eşittir 2'den geçen. Yapamadık. Bir saniye arkadaşlar. Özür dilerim. Şimdi şunları tekrar ortadan kaldıralım. Bunları kaldıralım. Silelim. Evet, bunları tamamen şey kaldırdık. Bunları silelim. Şimdi evet. Ve hemen silelim. Güzelce silgimizle. Şunları silelim. Tekrar gösterelim. Bakın şimdi ne yapıyorum? X eşittir 2'den geçecek olan bir dik doğru çiziyorum. Birazcık şunu, evet. X eşittir 2'den geçen bir dik doğru çizdim. Ve bu x eşittir 2'den geçen dik doğrunun ne yaptığını görüyorum. Verilen denklemi verilmemiş, sadece grafiği verilmiş olan bu doğru sadece tek bir noktada kestiğini gözlemleyebiliyorum. Bunun anlamı nedir? Bu doğrunun y eşittir fx ile verilen grafiği, bu denklem ne yapıyor? 2'yi sadece ve sadece bir tane y ile eşleştiriyor. Görüntüsü de sanırım 4'e eşit. 2'nin görüntüsü de 4'e eşit. Yani y eşittir bu fonksiyon altında 4 eşittir f 2 olur. Tek bir görüntüsü var. Bu çizeceğimiz diğer tüm dik doğruların da buradaki grafiği sadece bir kere kesmesinin anlamı nedir? Her x sadece ve sadece bir tane y ile eşleşiyor anlamına geliyor arkadaşlar. 16. soruyu da benzer şekilde ne yapabilirsiniz? Çözebilirsiniz. Bir de ne yapabilirsiniz? Benim size vermiş olduğum, paylaşmış olduğum GeoGebra'daki dikey doğru testiyle ilgili uygulamalı interaktif grafiklerden atabilirsiniz, konabilirsiniz. Bakın başka bir örnek, 17. soruda gene bir başka grafik verilmiş. Bakalım bu bir fonksiyon tanımlıyor mu? Gene böyle dik doğrularımızı ne yapıyoruz? Çiziyoruz arkadaşlar. Dik doğrularımızı çizdikten sonra da ne yapıyoruz? Bunların grafiğimizi kaç defa kestiğine bakıyoruz. Bakalım göreceğiz kaç defa kestiklerini. Dik doğruları çizmeye devam ediyorum. Çizeceğim, ben tanım kümesinde, yani bana verilen aralıkta, burada sonsuz tane tabii ki x aralığı, x'ler tüm reel sayılar için herhalde tanımlanmış. Ama ben de bir sonsuz tane çizmem mümkün değil. Birkaç tane çizmem yeterli. Ne yapıyorum? Bakın bir tanesi, bakın şu ilk çizdiğim tek bir noktada kesti. Onunla ilgili bir sorun yok. Ama diğerlerine baktığımız zaman, mesela şuradaki çizmiş olduğum ikinci, ha bu da tek noktada çizdi. Evet, bakın şurada çizecek olsaydı, mesela şu y eksenine baktığımız zaman şuradan geçen bir dik doğru çizseydim, bu ne yapacaktı? İki noktada, hatta üç noktada kesecekti gördüğünüz gibi. Değil mi? Diğerleri tek noktada kesiyor. Onlarla sorun yok ama dikkat ederseniz bazı çizdiğimiz dik doğrular ne yapıyor? Fonksiyonun grafiğini birden fazla kere kestiği için bu grafik fonksiyona ait ne olamaz? Olamaz. Bu bir fonksiyona ait bir grafik olamaz. Benzer şekilde 18. soru. Bu bir elips. Bir elipsin grafiği verilmiş. Ve burada aynı şekilde
dik olan doğrular çizdiğiniz zaman arkadaşlar bu çizdiğiniz dik doğruların grafiği birden fazla defa kestiğini gözlemleyebiliyorsunuz. Ve hemen şöyle devam edelim. Evet, bu şekilde çizdiğimiz dik doğrularımız ne yapıyor? Grafiği birden fazla defa kestiği için bu bir fonksiyona ait olamaz. Şurayacık peklik olmadı ama artık idare edeceğiz değil mi? Şeylerle, yani çizimlerle ilgili bazen tam düzgün çizemeyebiliyorum. O yüzden affımıza da sığınalım. Burada bunların hepsi dik doğrular. Peki burada bu dik doğruların birden fazla defa grafiği kesmesinin anlamı ne? Bunun anlamı şu. Burada herhangi bir x noktası alındığı zaman bu x0'ın iki tane farklı görüntüsü olduğunu söyleyebilirim. Burası y1, şurası da y2 olsun. Bir tane x0 sayısı bu fonksiyon altında, bu farklı fonksiyon diyorum, bu eşitlik altında, bu elips denklemi altında iki farklı görüntüye sahip oluyor arkadaşlar. Şimdi yan tarafta diğer sorularımıza devam edelim. Demiş ki şunlar, artık bunlara da bakarsak 19. soruda bu bir yatay doğru denklemi de 1, 2 ve 3, y eşittir 3 doğrusu bu. Y eşittir 3 doğrusu bu bir fonksiyon belirtir mi diye söylüyor arkadaşlar. Bu bir sabit fonksiyon arkadaşlar. Her x'i alıp 3 değeriyle eşleştiriyor. Yani her reel sayı olan x'i ne yapıyor? Aslında tek bir tane 3 sayısıyla eşleştiriyor. Bu bir fonksiyondur ki gerçekten bakarsanız da dik doğrular çizdiğiniz zaman x eksenini bu doğruların y'sir 3 doğrusunu sadece ve sadece bir defa kestiğini görebilirsiniz. 20. soruda verilen dik doğru bu doğrunun adı nedir? Bu doğrunun adı nedir? Bakalım. 1, 2, 3. X eşittir 3 doğrusu bu arkadaşlar. X eşittir 3 doğrusu. Peki x eşittir 3 doğrusu ne yapıyor? Bakarsam burada çizeceğim sadece x eşittir 3 doğrusunu çizmem yeterli aslında. X eşittir 3 doğrusunu çizerseniz ne göreceksiniz? Bakın şunu çizdiğiniz zaman ne göreceksiniz? Sonsuz defa sonsuz tane nokta için kesişiyor. Mesela evet x eşittir 3. Hem 5 ile hem eksi 5 ile ne yapıyor? Eşleşiyor. X eşittir 3. X eşittir 3. İşte hem eksi 10 ile hem 10 ile ne yapıyor? Eşleşiyor. O yüzden bu dik doğru, x eşittir 3 dik doğrusu bu bir fonksiyon tanımlamaz. Fonksiyon değildir. Bu dik doğru. Diğer öte yandan y eşittir 3. Bu bir fonksiyondur ve biz buna da sabit fonksiyon hatta diyeceğiz. Sabit fonksiyon. Sabit fonksiyon arkadaşlar. Çünkü her reel sayıyı aynı sabit değerle eşleştirdiği için. 21 ila 28. sorularda bağımsız değişken x olmak üzere. Bunu söylemesi önemli. Bağımsız değişkenin ne olduğunu söylemesi, belirtmesi önemli. Bağımsız değişken x olmak üzere her bir denklem bir fonksiyon belirtir demiş. Fonksiyon doğrusal, sabit veya ikisi de olup olmadığına karar veriniz demiş. Bunların hepsinin birer fonksiyon belirttiğini ifade etmiş. X bağımsız değişken demiş ve bunların hepsi de birer fonksiyon belirtir diye söylemiş ama küçük bir ayrıntı var. Onu da söyleyelim. Burada mesela bakın y eksi 2x eşittir 7. Evet y eksi 2x eşittir 7. Y eksi 2x eşittir 7 bu bir doğrusal fonksiyondur. Ax artı by artı c eşittir 0 formundaki fonksiyonlara biz doğrusal fonksiyon diyoruz arkadaşlar. Doğrusal fonksiyon diyoruz. Burada y'nin katsayısı b'nin 0'dan farklı olması gerekmekte. Böyle verilen bir fonksiyona biz bu bir doğrusal fonksiyon. Ax artı b artı c eşittir 0 veya y eşittir mx artı n şeklinde de yazabilirsiniz.
Yine burada evet, burada MVN birer reel sayı arkadaşlar. Bu şekilde yazılabilir. Y eşittir mx artı n formunda verildiyse biz buna doğrusal fonksiyon diyoruz. 23. soru. Burada bağımsız her bir denklem bir fonksiyon belirte demiş. Buna dikkat etmemiz lazım. O yüzden onu kenara bir not edelim. Kenarda bir yapalım. Şöyle ki arkadaşlar. Şimdi x çarpı y eksi 4 eşittir 0 denmiş. Ben buradan y'yi çekeceğim. X çarpı y eşittir 4. Ve her iki tarafı x'e böleceğim. Her iki tarafı x'e bölerken x'in sıfırdan farklı olması gerekir. Bu eşitliğin, bu denklemin y eşittir 4 bölü x'in bir fonksiyon tanımlaması için x'in sıfırdan farklı olması şartını koymak zorundasınız. Eğer siz derseniz ki her x reel sayısı için, her x reel sayısı için x çarpı y eksi 4 eşittir 0 fonksiyondur derseniz hata yapmış olursunuz. Neden? Neden? Çünkü bakın y'yi çektim. X bağımsız değişken, y bağımlı değişken, x'i y cinsinden yazdım. Bu bölüm ne zaman tanımlı değil? X eşittir 0 olduğu zaman tanımlı değil. Yani 4'ü 0'a bölünce y ne oluyor? Tanımsız. Yani 0 herhangi bir y sayısıyla 4 bölü x herhangi bir y sayısıyla ne yapamıyor? Eşleşemiyor. Yani 0 reel sayısı açıkta kalıyor. 0 açıkta kalıyor. Tanım kümesinden bir elemanın açıkta kalması ne anlama gelecektir? Bunun bir fonksiyon tanımlamayacağı anlamına gelecektir. Eğer biz x'in sıfırdan farklı olduğunu söylersek o zaman y eşittir 4 bölü x ne yapar? Bir fonksiyon tanımlar ama bu bir sabit fonksiyon değildir. Sabit fonksiyon değildir. Doğrusal fonksiyon da değildir. İkisi de değildir. Neden sabit fonksiyon değildir? Çünkü x'ler değiştikçe buna bağlı olarak y'nin alacağı değerler de değişir. Yani her x'e karşılık tek bir tane y değeriyle eşleşme durumu söz konusu değildir. Biz nasıl fonksiyonlara sabit fonksiyon diyeceğiz? Y eşittir. Mesela a bir reel sayı olmak üzere. Böyle verildiği zaman bu eşitlikle verilen fonksiyonlar nedir? Birer sabit fonksiyondur. Ama neden? Çünkü her x reel sayısı için y'nin aldığı değer, y eşittir fx eşittir a, aldığı değer sabittir. Yani mesela y eşittir fx eşittir mesela eksi 8. Bu bir sabit mesela fonksiyondur. Veya y eşittir fx eşittir pi. Bu nedir? Bir sabit fonksiyondur. Çünkü her x'in görüntüsü pi'dir. Burada da her x'in görüntüsü eksi 8'dir. Bunlar sabittir. Değişmiyor. Öte yandan y eşittir 4 bölü x yazdığımız zaman x değiştikçe mesela x eşittir 1 olduğunda y 4 iken x eşittir eksi 1 olduğunda y kaç oluyor? Eksi 4 oluyor. Yani fonksiyonun aldığı değerler x'e bağlı olarak değişiyor. O yüzden o bir sabit fonksiyon tabii ki arkadaşlar olamaz. Bunun dışında zaten bu soru çok da zor bir soru değil. 25. soruya bakarsanız evet ax artı b artı c formunda değil ama düzenlenerek o hale getirilebilir. Ya o yüzden mesela bu doğrusal bir fonksiyondur. Bu doğrusal bir fonksiyondur. Bu doğrusaldır. Arkadaşlar bu doğrusal değildir. Doğrusal değil. Doğrusal değildir. Bunu da bakarsanız bu sabit toplama işlemi yaparsanız bunun da sabit fonksiyonu olduğunu görebilirsiniz. Çünkü 2 artı x bölü 3 ile 2 eksi x bölü 3'ün toplamı 4 bölü 3 eşittir ve bu da mesela sabit bir fonksiyondur. 28. sorudaki de nedir? Bir gene doğrusal fonksiyondur arkadaşlar. Bu da doğrusal bir fonksiyondur. Evet, diğer 29-36. soruları nokta çizimini kullanarak yapınız demiş. Onları geçeceğim arkadaşlar. Arzu edenler ne yapabilirler? Yine GeoGebra'da benim hazırlamış olduğum grafik çizme ilgili vermiş olduğum linkleri kullanabilirler.
bilirler arkadaşlar. 2.1. alıştırmaların ilk bölümünü burada bitireceğim arkadaşlar. Geri kalan soruları çözümlerini bir sonraki videoda yapacağım. Değerli vaktinizi ayırıp beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize en içten saygı ve selamlarımı sunuyorum. Yeniden görüşmek ümidiyle diyerek dersimi sonlandırıyorum arkadaşlar. Lütfen kendinize iyi bakın.